Nefes alamıyorum Emir, nefes alamıyorum. Ben yıllardır elime neşter almadım Emir. Nasıl yapayım? Tamam, nasıl sakin yapayım? Ol. Efe. Sakin ol. Efsun. 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 Emir. Ödümü kopardın. Gel. Hayır. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Ya bir insan gözleri kapalıyken nasıl bu kadar sakin, tatlı, huzurlu görünüp gözlerini açtığında bu kadar gıcık olabiliyor? Onu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Çünkü sana gıcığım Emir. Bu yüzden. Ne yaptım yine? Yine ne yaptım? Daha ne yapacaksın ya? Doğma sevgiliyiz dedin. Daha ne yapacaksın sen? Deli misin? Niye öyle bir şey diyorsun sen? Deliyim evet. Delirtiyorsun beni çünkü. Çünkü senin bu hal ve hareketlerin beni delirtiyor. Ya bir yalana ortak oldum diye iki gündür başıma gelmeyen kalmadı, burnumdan getirdin ya. Hayır hayır. Benim kızdığım şey senin bu yalanı huy edinme. Ben buna kızıyorum, bu kadar yani. Ama sen merak etme. Ben öcümü alacağım Emir Demirhan. Bekle. Bekleyelim görelim bakalım ne oluyor. Hayır, ne diyecektin? Ne diyecektin mesela? Efendim peşimizde silahlı adamlar vardı, biz de buraya sığındık mı? Yoksa Efsun Pervin Hanım'ın kliniğinde çalışıyor, ben de ortağıyım efendim mi diyecektim? Hangisini seçerdin? Bulurdum ben bir şey, uydururdum. Ya bir kere de haklısın de ya. Ya Emir'cim haklısın, teşekkür ederim Emir'cim de ya. Bir kere de ya. Ama demezsin, demezsin. Şu çiftliğin önüne geldiğin ilk gün var ya. Hı hı. İşte o zaman kaydı benim hayatım. Aa bak yıldız kaydı. Nerede? Bak görmedin mi? Konuyu değiştirme Emir. Al bir tane daha kaydı bak. Gördün mü? Çok güzel. Küçükken hep annemle buraya oturur gökyüzünü izlerdik. Kayan yıldızlar nereye gidiyor diye sorduğumda her defasında başka bir ülke söylerdi. Ben de sorardım orası neresi diye, o da uzun uzun anlatırdı bana sıkılmadan. Birlikte oraya gideceğimizi hayal eder. Uyuyakalırdık burada sonra. Peki en güzel yıldızın İstanbul'a kaydığını söyledi mi sana? Sen nereden biliyorsun? Anlattı bana. Atları, yıldızları, ateş böceklerini seven o eşsiz kızını hep anlattı bana. Biliyor musun? Ben aslında seni hep tanıyormuşum. Emir, sen onu benden daha iyi tanıyorsun. Annen çok şey öğretti bana. Çok. Mesela İstanbul'a aşığıdır. Edebiyatı, tarihi, müziği çok sever. Eskiden dans edermiş biliyor muydun? Evet, evet onu hatırlıyorum. Biz evde kimse yokken her zaman... Neyse işte. Bana bak. Hı. Seni Pervin Hanım mı büyüttü? Nasıl onu bu kadar iyi tanıyorsun? Orası biraz karışık. Bence babamın yokluğunu hissedip kendince onu telafi etmeye çalıştı. Yani bence Kayır Bey çocukluğunu ihmal edecek bir baba değil. Ben onun çocuğu değilim. Beni evlat edindiler. Emir ben... Üzülme. Ben bunu bilerek büyüdüm. Diğer çocuklar doğuştan sevgiyle büyürken ben bunu böyle kazanmam gereken, hak etmem gereken bir şeymiş gibi büyüdüm. Peki gerçek annen baban? Tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Bu konuyu kapatalım mı?
Bak bak, şimdi bir tane daha yıldız kayacak. Bekle. Bekliyorum. Vallahi kayacak, dur. Ha bak, bak kaydı işte, dilek tut. Dilek tut. Tamam. Tuttun mu? Dur, daha yeni kapadım gözümü. Hadi. Tutuyorum. Hadi, benim bitti. Ama benimki bitmedi, dur. Tuttum. Ne diledin? Armağan Hanım, bu gece kimseyle paylaşmadım, sırlarımı paylaştım sizinle. Daha fazla zorlamayın, geri dönün. Dönünüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.